Ben Ahmet Çelikkollu. Bugün size mod kavramını anlatmaya çalışacağım. Bu genelde mühendis arkadaşlarımızın pek kafasına yatmayan bir konu. Sanırım bugünden sonra en azından olayın mantığını çözmüş olacağız. Size şöyle bir şey sorsam. Bir kiriş var. İşte kirişin üzerinde bir krem var veyahut da gezer vinç var. Ve kirişin üzerinde de bir sabit yük var desem ne yaparsınız? Şöyle idealize edersiniz. Kiriş var. Kirişin üzerinde de düzgün yaylı bir yük var. İşte şurada da bir ağır bir makine koydum. Burada da tekil bir yük var. 50 ton. İşte bu da 3 ton bölü metre. Ne oldu? Gerçek hayattaki bir takım yükleri idealize edip hesaplarında kullanılmak üzere modelledim. Bunu anladım. Gelelim mod kavramına. Zaten mühendisliğin çok büyük bir kısmı modelleme ve idealize. Bunu yaptıktan sonra büyük sıkıntı çekmezsiniz. Yeter ki doğru düzgün idealize edin. Bunun için size bir örnek göstereceğim. Kafamızda canlansın. Bir kere şunu hatırlayalım. Her şey, yeryüzündeki her şey bir titreşim halinde. Ancak biz bu titreşimi görmüyoruz. Yaratılışımız itibariyle bunları gözümüz algılayamıyor. Şimdi size bir örnek vereceğim. Şunu bir yapı düşünün. Şunu bir yapı düşünün. Özellikle titreşimi görelim diye böyle bir nesne seçtim. Bunu bir yapı düşünün. Bu yapı titreşiyor şu an. Tabii siz görmüyorsunuz. Şimdi bu titreşimi görünür hale getireceğim. Herhangi bir yer hareketi var veyahut da herhangi bir dış etki var. Titreşime dikkat edin. Normalde de zaten bu titreşiyor. Ufak ufak. Ancak ben bir yer hareketi yaptığım zaman veyahut da bir dış kuvvet uyguladığım zaman titreşimi gözle görülür hale geliyor. Dikkat ediyorsanız. İşte bir bina duruyordu. Bina duruyordu, titreşiyordu. Ondan sonra bir deprem oldu, yer hareketi oldu. Ve bu titreşimleri gözle görülür hale geldi. Şimdi size diyorum ki bunu modelleyin, idealize edin. Aynı deminki kirişteki gibi. Bunu nasıl idealize edeceksiniz? Bakın, elimdeki nesne şuydu. Elimdeki nesne bu. Elimdeki nesne bu. Elimle tutuyorum. Sonra ne oldu elimdeki nesne? Elimdeki nesne şöyle oldu. Şu merkezim. Elimdeki nesne şu merkezimle isterseniz ben nokta nokta göstereyim ki daha basit anlayabilirim. Elimdeki nesne şu oldu. Bu merkez. Ondan sonra ne oldu? Elimdeki nesne şu oldu. Ondan sonra ne oldu? Elimdeki nesne ilk başta titreşiyordu. Benim görmediğim. Tabi burada titreşimler var. Ondan sonra şunlar. Bu oldu, bu oldu, bu oldu. Dikkat ediyorsanız ben bunu bu titreşimi modelledim. Aslında bunların hepsi aynı anda oluyor. Yani benim elimdeki nesne sağa giderken aynı zamanda yukarı doğru vuruluyor. Aynı zamanda S şeklini alıyor. Aynı zamanda yukarıya doğru da bir S şeklini alıyor. Ve bunlar bütün nesnelerde aynı anda oluyor. Ben sadece modelledim. Bunları ayırdım daha rahat anlayayım diye. Bunların hepsini birleştirdiğiniz zaman bakın bu birinci mod esas
birinci mod, hareketin birinci modu bir yerde kesişti. Burada kaç yerde kesişti? İki yerde kesişti. Onun için ikinci mod. Burada kaç yerde kesişti? Bir. Asal eksen iki, üç. Üç yerde kesişti. Onun için üçüncü mod. Dördüncü modda da bir, iki, üç, dört yerde kesişti. Dördüncü mod. Altta da isterseniz beşinci mod diye gidelim. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş yerde kesişti. Beşinci mod. Devam ediyor. Altıncı mod. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. mod. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane kesişme noktası var yani asal ekseni. 8. mod. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ve bunların hepsi 8, 9, 10, 100, 150, 200, 250, 300, 500 diye gidiyor. Ve bunların hepsi demin size gösterdiğim şu titreşim hareketinde aynı anda oluyor. Bunların hepsi yani sağa giderken aynı zamanda vuruluyor. O aynı zamanda seri şeklinde alıyor. Kütlenin bir kısmı buna katılıyor. Kütlenin bir kısmı buna katılıyor. Kütlenin bir kısmı buna katılıyor. Bunların hepsi ben daha rahat anlayabiliyorum. Ha diyorum ki bak bu aynı zamanda sağa da gidiyormuş. Ha diyorum aynı zamanda bu böyle de vuruluyormuş. Aynı zamanda da böyle de oluyormuş. Ve bunların hepsini şöyle üst üste koyduğum zaman o demin size gösterdiğim durum ortaya çıkıyor. Şimdi şunlar kafayı karıştırmasın diye siliyorum. Kafayı karıştırmasın diye siliyorum. Bunların hepsini birleştirdiğim zaman o size demin gösterdiğim titreşim oluşuyor. Birinci mod dedik. İkinci mod dedik. Şurada üçüncü mod dedik. Bakıyorsunuz birinci modun periyoduna bir saniye. İkinci modun periyoduna bakıyorsunuz 0.50 saniye. Üçüncü modun periyoduna bakıyorsunuz 0.25 saniye. Gördünüz. Üçüncü mod şu. Şurada kafayı karıştırmasın diye sildim. Ben sadece bilgi amaçlı yazmıştım bunları. Üçüncü mod 0.25 saniye. Yani her 0.25 saniyede bir şu hareket başa dönüyor, tekrar dönüyor. Her 0.25 saniyede. Her 0.50 saniyede de şu hareket tekrarlanıyor. Dolayısıyla bu hareket tekrarlanırken bu da tekrarlanıyor ama bu tekrarlanırken bu aynı zamanda iki kere de burada tekrarlanıyor. Yani bu burada tekrarlanırken aynı zamanda bir, iki kez tekrarlandı. Aynı zamanda da böyle gidiyor dikkat ediyorsanız. Buna geçtik. Bu iki kez tekrarlanırken binanın birinci hareketi bir kez tekrarlanıyor. Yani buraya giderken aynı zamanda benim bir kere böyle gitti geldi, bir kere daha böyle gitti geldi. İki kere geldi gitti ama binam sağa doğru gidiyor. Dolayısıyla özellikle aralarındaki oranı iki vardı. Bunların hepsi aslında aynı anda oluyor. Bunların hepsini birleştirdiğiniz zaman demin bahsettiğim titreşim ortaya çıkıyor. Bu herhalde burada anlaşılmadık bir durum yok. Şu hareket olup yani şu hareket olup tekrar bu tarafa gidip tekrar bir saniyelik periyodunu tamamladığında şu hareket 4 kere olmuş oluyor aslında. Çünkü bu her 0.25 saniyede tekrarlanıyordu ya. Bu hareket 4 kez tekrarlanmış oluyor. Yani yine kabaca söyleyeceğim. Şu hareket 1, 2, 3, 4 kere tekrarlanmış oluyor. Bu 1 saniyelik süreyi bitirene kadar. Yani mod dediğimiz şey aslında bu binamızın bir tür şekil değiştirmiş hali. Şimdi ne dedik birinci modda? Birinci mod şu dedik. Normalde titreşiyor. Burası 1 milim. 1 milim birinci modda. Herhangi bir deprem anında veyahut da bir kuvvet anında bu 1 milim olmaz da binamızın hareket tarzı, formu değişmez. Burası 1 santim olur. Abartacağım biraz. Burası 10 santim olur titreşime. Deprem değiştikten sonra tekrardan 1 milime gelir. Yani binanızın
formu değişmez. Onun için bunları hesaplıyoruz zaten. Binanın ne tür bir formda hareket edeceğini, dolayısıyla ivmesinin olacağını, ne kadar kütle kalacağını onun için buluyoruz zaten. Şuna, bu hareketi yaparken kütlenin bir kısmı buna katılıyor, bir kısmı bunda, bir kısmı da bundaki. Ondan zaten bu tür hareketler oluyor. Dolayısıyla şuradaki deprem kuvvetini bulurken, yani F eşittir MA'yı bulurken, buna katılan kütleyi, bundakini bulurken buna katılan kütleyi, bundakini bulurken de buna katılan kütleyi. Bunların hepsi aslında tek bir harekete, aynı anda olan bir harekete. Şu toplam enlere baktığınız zaman binanın toplam kütlesini bulacaksınız zaten. 500 tane mod var. Hepsi dedik ki aynı anda oluyor. Baktığınız zaman zaten toplam kütleyi de bulacaksınız. Çünkü aynı anda gerçekleşiyor. Ancak şunu da söyleyeyim. Deprem kuvveti oluşurken şöyle dersiniz. Bunda 8 ton deprem kuvveti oluştu. Burada 6 ton deprem kuvveti oldu. Burada 3 ton deprem kuvveti oldu. O zaman 8, 14. Niye 17 demiyorum? Doğru mu? 17 ton deprem kuvveti demeniz için bu hareketlerin hepsinin aynı anda gerçekleşmesi lazım. Şöyle ki bu buraya gidiyor. Bunun da atıyorum 1 tonluk bir kuvvet. Aynı anda buraya da 1 tonluk bir kuvvet gelmesi lazım. Aynı anda, aynı saniyede de buraya da 1 ton kuvvet gelmesi lazım ki hepsini matematiksel olarak toplayabilirim. Ancak şuna da dikkat edin. Bu hareket olurken belki de bu periyodunu tamamlamış, geriye dönüyor. Dolayısıyla bunun birinci saniyesinde tam bir periyodu tamamladığında veyahut da 0.70. saniyesinde buradaki şekil değiştirme olurken belki de bunun 0.70. saniyesinde şurada. Dolayısıyla aynı anda saniyenin aynı zamanında aynı ötelenmeler veya şekil değişikliği olmadığı için matematikler olarak toplayamıyorsunuz. Mesela şurada dikkat ediyorsanız tam 0.25 saniye, şurada bir 0. T'nin x zamanında aslında tam 0. Dikkat ediyorsanız bir şekil değişikliği yok. Bunun için de matematiksel olarak toplanmayı pek doğru bulunmamış ki doğru değil zaten. Bunun için de bir takım teknikler geliştirmiş. Mesela bizim sizin uyguladığınız teknik şu. Karelerin toplamını karekökü. 8'in karesi, 6'nın karesi artı 3'ün karesinin karekökü. Ha, bu ne kadar doğru, ne kadar yanlış, o işin ayrı boyutu. Ben sadece bizim mod birleştirmeyle ilgili bir takım teknikler var, bir takım literatürde çalışmalar da var. Onlardan birisi de uygulanabilir ama bizim yönetmelik şunu yapmanız yeterli diyor. Dolayısıyla mod kavramı bu. Herhalde kafanızda biraz daha canlanmıştır diye düşünüyorum. İyi çalışmalar diliyorum.